Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile devam ediyoruz. A Haber'de dış gündemi değerlendirdi. Libya'daki gelişmelerden Kuzey Irak ve Suriye'ye kadar birçok konuda önemli açıklamalarda bulundu Bakan Çavuşoğlu. Libya konusunda Hafter artık durdurulmalı diyen Çavuşoğlu, Kuzey Irak, Irak'taki gelişmeler için de Türkiye'nin tutumunu yineledi. Sınırımızda terör devletine izin veremeyiz ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, uluslararası siyasete ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Son dönemde Libya'daki gelişmelere değinen Çavuşoğlu, darbeci Hafter'in saldırıları artırdığını söyledi. Biz başından beri Libya'da tek çözümün siyasi çözüm olduğuna inandık. O nedenle de ateşkes için çaba sarf ettik. Şu anda Sarac'ın bir üstünlüğü var ama neticede diğer taraf siyasi çözüm istemiyor. Saldırıları devam ettirdi. Nereye? Trablus'a. Son zamanlarda rejimin Suriye'de yaptığını yapıyor. Yani hastaneler dahil sivillere saldırmaya başladı. Başkan Erdoğan'ın NATO Genel Sekreteri ile yaptığı görüşmeyi hatırlatan Çavuşoğlu, Fransa'yı eleştirdi. Sayın Cumhurbaşkanımız NATO Genel Sekreteri ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Ve Genel Sekreter, yani bu ittifakın en üst düzey yöneticisi Hafter'la Sarac'ı bir tutmak haksızlık olur diyor. Ama Fransa gibi bir ülkenin gerçekten hem Avrupa Birliği içinde, NATO içinde hepimizin birlikte hareket etmemiz gereken bir dönemde Fransa'nın diğer ülkelerden farklı olarak açık bir şekilde Hafter'e desteği var. NATO içinde böyle bir tavır varken Fransa bu ittifakın içinde neden var? Birilerinin Hafter'i durdurması gerekiyor. Hafter'e destek verenlerin de durdurulması gerekiyor. Ve burada NATO'nun da önemli bir rol oynaması gerekiyor. Bakan Çavuşoğlu'nun eleştirilerinin odağında Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Abu Dhabi'de vardı. Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerin, Abu Dhabi yönetiminin bu şekilde Hafter'in saldırılarının görmezden gelmesini özür dilerim. Anlayabiliyoruz. Beklenen şey bunların kendi ülkeleri dahil bu bölge için, bölgenin istikrarı için çalıştığını görmedik. Yani tüm bu çabaların içinde Abu Dhabi yönetimini görüyoruz. Son zamanlarda bizi eleştirmeye cüret ediyorlar. Siz önce kendinize bakın. Kuzey Irak ve Suriye'de yaşanan gelişmelere de değindi Çavuşoğlu. Türkiye'nin net tavrını bir kez daha yineledi. Gerek Rusya, gerekse ABD bu YPG, PKK'nın SDG adı altında ya da işte Suriyeli Kürtler adı altında siyasi sürece entegrasyon için çaba sarf ettiler. Her iki tarafta da Kürtler temsil ediliyor ama bu temsilin artması gerekiyorsa bu da yapılabilir ama bu teröristlerle olmaz. Dolayısıyla bu konularda bizim tavrımız son derece nettir. Ne burada bir terör koridoru oluştururuz, oluşturulmasına izin veririz, ne de teröristlerin burada meşrulaştırmasına izin veririz. Terörist teröristtir. Irak'taki seçimler de Dışişleri Bakanı'nın gündemindeydi. Ülkede hükümetin kurulması çok önemli dedi. Her şeyden önce uzun bir aradan sonra komşu ve kardeş Irak'ta bir hükümetin kurulması çok önemli. Mustafa Kazım üzerinde bir uzlaşı sağlandı. Sayın Başbakan'ı hepimiz tanıyoruz. Geçmiş görevlilerinden de tanıyoruz. Bölgeyi çok iyi bilen, Türkiye'ye önem veren, Türkiye ile Irak ilişkilerine önem veren bir siyasi lider. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte hükümet kurulduktan sonra ilişkilerimizde yeni bir ivme kazanacaktır.